Peki borsa tarafına geçecek olursak, yıllardan beri borsanın işte yatırımcısına %20'lik bir getiri sağladığını görüyoruz. Evet. Burada hareketlenme sürecek mi? Yeni haftayı karşılarken borsadaki durum nedir? 9.374 puandan geçen haftayı tamamlamıştı. Böyle tehlikeli sularda gezmeye devam ediyor. Çünkü teknik olarak düzeltmeye ihtiyacı var. Takip ettiğim bant aralığı yine kısa vadede aynı. 8.400 aşağıda, 9.400 yukarıda. Bu endeks tarafındaki bant aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. 9.400 puan seviyesi üzerinde kapanış yapabilir, 9.500'e de gidebilir. Ama teknik olarak 2 gece kalıcılık sağlayamadıktan sonra teknik olarak kâr satışlarının gelmesi lazım, düzeltmelerin olması lazım. Aşağıdaki boşluk alanların mutlaka dolması lazım. Ve ilk satışlarda takip edeceğim seviye 8.750 puan seviyesi. Ondan sonraki ikinci destek seviyesi olarak da 8.400 puan seviyesinde takip edeceğim. Şimdi örnek verelim. Bu 7.000 puan seviyelerinden başlatmış olduğu yükseliş trendini göz önünde bulundurduğumuz zaman herkesin seçmiş olduğu hisse senedinin %20'lik getirisi olmadı. Burada doğru hisse senedine yatırım yapmak, seçmek çok önemli olacaktır. Nasıl bir işlem yaptığın çok önemli olacaktır. Her hisse senedi o kadar kazandırmadı. Ve satış yaparken de yine alış olduğu kadar satış tarafında da mutlaka yatırımcıların fırsat kollaması gerekiyor. Ve çıkış yaptığı zaman da giriş yapacağı enstrümanı iyi belirlemesi gerekiyor. Burada borsa karşısındaki enstrümana baktığımız zaman altının ve gümüşün özellikle daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Evet, peki hani bir işte yatırımcı aradığı zaman da kar satışlarının olduğunu biliyoruz borsa tarafında özellikle. Peki yatırımcı araştırmalarını yaparken sektör olarak hangi sektörleri tercih etmeli? Yani mevsimsel etki de önemli burada. Mevsimsel etkinin haricinde hisse senetlerini en az 4-5 tane çeşitlendirmeli. Tek bir hisse senedi değil. Yine savunma sanayini önemsiyorum. Gıda tarafını önemsiyorum. Havacılık tarafını önemsiyorum. Dijital ve yazılım tarafındaki şirketleri önemsiyorum. Yani buralar gelecek vaat ediyor. Özellikle hisse senetlerindeki seçmiş oldukları şirketlerin yapay zeka yatırımlarına çok dikkat etmesi lazım. Yapay zekaya, dijital mecraya yatırım yapan şirketlerin önü oldukça açık. Ama kısa vadede yine savunma sanayi, gıda, teknoloji bunlardan böyle her sektörden kurumsal şirketleri seçerek yolumuza devam etmemiz lazım. Bir de böyle sanki öyle bir algı var. Sanki işte daha düşük rakamlarla hisse senedi kağıtları olanlar sanki daha fazla kazandırırmış gibi. Ya da işte çok yüksekse zaten yükselmiş, bunun yükseleceği yok gibi böyle bir algı da olabiliyor. Özellikle yeni yatırımcı açısından bu konuda neler söylersiniz? Aleyna Hanım, bunlar algı, finansal okuryazarlığı olmayan cahil insanın ürettiği, türettiği cümleler, kelimeler, tabii ki fikri olmayan, tabii ki bir şeyler uyduracak, bir komplo teorisi uyduracak. Aynı şeyler 3-5 yıl önce kripto para piyasasında da vardı. İşte kumarcı ağzı, böyle bir şey üretme ağzı, böyle bir şeydi. Ama yatırımcı olan, hisse senetlerini çeşitlendiren, özellikle şirketlerini tanıyan, kredili işlem yapmayan, en az 6 ay yılda bekleme süresiyle göz önünde bulunduran, düşüşleri satış değil de alım fırsatı bulunduran profesyonel yatırımcılar, aracı kurumlar destek alan yatırımcılar, ciddi olanlar, ayağa yere basanlar gayet memnun borsada ve uzun vadede memnun kalmaya devam edecekler. Ama kısa vadede hep böyle bir teori üretmek falan vesaire. İşin ne kadar ciddiyetsiz yapıldığı, yatırımcı olmadığı, finansal okuryazarlığın sıfır olduğunu bize göstermiş oluyor.